İyi akşamlar dostlar. Şimdi tanışacağımız ilk hisse arkadaşlar orman mahsulleri entegre sanayi arkadaşlar. 7 Nisan 17:48 arkadaşlar. Seansın kapanmasına yaklaşık olarak 15-20 dakika var. Peki buradan baktığımız zaman arkadaşlar ormayı en son ne zaman değerlendirmişiz? Ormayı arkadaşlar kontrol ettiğimiz değer bulabilirsek evet. Ormayı en son 7 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 7 Mart'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 7 Mart arkadaşlar tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar direncimiz 68.26 gayet de başarılı bir şekilde çalışmış arkadaşlar. Sonra aşağıda destek olarak da 57.35'te biraz takıldıktan sonra diğer desteklere çok fazla tutunamamış. Aşağı doğru hemen langırt diyemiş arkadaşlar. Bakalım yakınsa çizmeyeceğim. Evet yakın bunu bu artık kaldırıyoruz desteğimizi. Peki yeni bir direncimiz oluştu mu? Tabii ki direncimiz arkadaşlar yeni bir direncimiz hemen şurada. Yükselemediği bölge bizim için direnç olduğu için 62.08 direnç, 68 ve 75'te bizim diğer direnç olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak da 50.16 ve 36.07 bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı. Bunun için arkadaşlar Ichimoku Bollinger ve Hajimoku değerlendirelim. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar yeşil olması bizim için olumlu. Hissenin yükseliş trendine başladığı anlamına geliyor. Dar olması da arkadaşlar sert bir hareketin habercisi. Yukarı veya aşağı yönde bununla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar ama dar olması bu şekilde bir yönelim olarak karşımıza çıkıyor. Ichimoku bulutu olumlu diyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 58.51. Bakın şuradaki ince siyahlı kırmızılı çizgi. Altında mı kapatmış? Hayır, üstünde kapatmış. Bu da bizim için olumlu. Orman ürün mahsullerinin arkadaşlar. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger olumlu diyelim ve fiyat hacme bakalım. Bakın arkadaşlar şuradaki dip noktasındaki hacimiz kaçmış? 12.000 not. Fiyat yukarı çıkmış. Hacim 12.000 not arkadaşlar. Değişen çok da ciddi. Hatta yukarı çıkarken fiyat düşmüş. Fiyat yukarı çıkarken hacim düşmüş. Bu da bizim için kısmen olumsuz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Ichimoku bulutu olumlu. Bollinger bandı olumlu ama fiyat hacim grafiğimiz şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Orman mahsulleri entegre sanayide. Ve gelelim arkadaşlar Dagi'ye. Dagi giyim sanayi ve ticaret aynı şey. Dagi'ye baktığımız zaman en son 7 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 7 Mart'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 7 Mart arkadaşlar tam olarak da neresi? Dagi giyim sanayinde. Hemen kontrol edelim. Bakın 7 Mart arkadaşlar tam da şurası. Bakın tam tepe noktasına tatmışız. Direncimiz 8.26 demişiz. Direncimiz arkadaşlar ondan sonra bir daha uğramamış. Desteğimiz 7.09. Bakın desteğimize gelmiş, vurmuş, hafiften yükselmiş, tekrar vurmuş, tekrar yukarı atmış. Böyle arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ilk defa şurada bir net kapanış yapmış. Arkadaşlar ama tekrar yukarı atmış. Şu anda desteğimiz 7.09 desteğimiz oldukça iyi çalışmış. Onu özellikle söyleyelim. Desteğimizi güncellememiz lazım. Gün içerisindeki değeri kaçmış hemen bakalım. 6.68 alt arkadaşlar 6.68'i denk getiremeyeceğim büyük ihtimalle ama evet 6.66 bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor. Kapanışa yaklaşık 15 dakika kala. Peki onun altında 6.28 desteğimiz var, 5.46 desteğimiz var, 4.97 desteklerimiz de mevcut gözüküyor. Yeni bir direnç yapılabilir mi? Tabii ki bakın şurada yükselemediği bölge, hatta şuradan itibaren yapalım bunu. Şurada arkadaşlar yükselemediği bölge 7.51 olarak karşımıza çıkıyor. Akabinde yukarıda arkadaşlar 8.26'da diğer bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da bizim için takip edilmesi gereken noktalar diye söyleyebiliriz. Şuradaki siyah tren çizgimiz artık işimiz bitti. Şimdi bunun dışında arkadaşlar başka neler yapılabilir? Diplerden gelen yeni bir tren çizgisi yapılabilir mi? Aslında şöyle hemen şuradan yeni bir tren çizgisi de yapılabilir. Bakın şuradan itibaren arkadaşlar şöyle bir görüntü siyah tren çizgisine bakarsak şöyle bir görüntüde siyah tren çizgisi anlamında hatta şunu biraz daha yakınlaştıralım. Şöyle daha net görüntümüz çıksın. Evet. Şöyle bir görüntü arkadaşlar bizim siyah tren çizgisi bazında baktığımız zaman 6.40'larda belki bizim için bir destek noktası olarak da karşımıza çıkabilir diyebiliriz arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde dedikten sonra başka da çok da açıkçası ciddi bir formasyon, gözüme çarpan bir formasyon göremedim. Ve gelelim hemen Ichimoku Bollinger Hajimoku'da değerlendirmeye. Şimdi Ichimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar bir defa yeşil olması bizim için şu aşamada olumlu. Yükseliş tren destekliyor arkadaşlar. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu bir arkadaşlar neyimiz var? Bir Ichimoku bulutumuz var. Yalnız ufak da olsa bir sıkıntımız var. Bakın yukarıdaki sınırımıza baktığımız zaman aşağı doğru meyil etmiş gibi gözüküyor. Bu da bizim için biraz sıkıntı yaratabilecek pozisyona gelebilir arkadaşlar. Yani neticede evet orta vadede yükseliş trendinde ama kısa vadede aşağı yönlü bir hareket olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. O zaman Ichimoku bulutu arkadaşlar olumlu diyelim. Orta vade için Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı orta noktası 7.07 arkadaşlar. Bakın neresi? Şurada arkadaşlar ince siyahlı kırmızılı çizgi fiyatımız kaç? 6.77. Altında mı kapatmış? Evet altında kapatmış. Bu da bizim için arkadaşlar şu aşamada olumlu olarak çıkmıyor karşımıza. Olumsuz bir Ichimoku bulutun olumsuz bir Bollinger bandımız var. Ama Ichimoku bulutu da olumlu diyelim ve hacme bakalım.
Tepe noktasına geleceğimize baktığımız zaman arkadaşlar 10 günlük ortalama hacimiz tam tepe noktasında 2 milyon 790 bin not. Fiyat düşüyor, hacim 1 milyon 900'e düşüyor. Fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekler vaziyette karşımıza durdu diyelim. O zaman Ichimoku bulutu ve fiyat hacim grafiğimiz olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekleyebilecek kabiliyetteyken Bollinger bandı şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim Dagi giyim sanayinde. Ve gelelim derim arkadaşlar. Derimot konfeksiyon ayakkabı sanayi. Derim odada baktığımız zaman arkadaşlar hemen en son ne zaman değerlendirmişiz? 7 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 7 Mart'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Derimot konfeksiyonda arkadaşlar 7 Mart neresi? 7 Mart tam da şurası arkadaşlar. Karşımıza çıktı. Şimdi bakın buradayken direncimiz kaç? 11.77 demişiz. Direncimize gelmiş arkadaşlar. Üzerine çıkmaya çalışmış ama becerememiş, aşağı girmiş. Bakın arkadaşlar burada güzel bir fincan kulp formasyonu olma ihtimali karşımıza çıktı. Aslında birkaç formasyon var ama bakın. Bir defa arkadaşlar dip noktasına şöyle bir tren çizgisi çizelim. Bakın ise buradan yukarı doğru bir hareketlenme yapabilir. Onu söyleyelim. Hacim buna müsait gibi duruyor. Hatta baktığımız zaman bakın buradaki tepedeki hacim buradakinden daha fazla, bu bir. İkincisine baktığımız zaman arkadaşlar bu biraz karıştıracak ama şimdi sileceğim bunu tekrar. Fincan kulp formasyonuna göre de arkadaşlar hedeflediği bölgeye baktığımız zaman da 20.25'te bizim için hedeflediği bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bu da iki arkadaşlar. Zaten hissenin şuradaki mavi tren çizgideki işleri bitti. Buraları bir silelim. Artık buralarda bizim de çok fazla bir işimiz olmaz diye söyleyelim. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu da herhalde derin modda baktığımız zaman geçmişte bir trend mi vardı, ona bakmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, geçmişte bir trendimiz var. Bu trend de oldukça ütopik bir değer. Yani gelir mi gelmez mi çok da zorlama bir çizgi çekmişiz arkadaşlar. 56. Ama tabi burasını vazgeçelim ama şu anda arkadaşlar hissenin hedeflediği bölge dediğimiz gibi ilk önce 11.77, arkasında Fibonacci'nin 2.61 olan 20 lira 25 kuruş hedeflediği bölge Derimot Konfeksiyon Sanayi'de. Bu da aklımızda bulunsun diyelim. Altlarda arkadaşlar bakın siyah trend çizgisi takip edilebilir nitelikte gibi gözüküyor. Bunun için arkadaşlar yeni bir direnç oluşturmaya gerek var mı? Yani şu aşamada arkadaşlar sadece şunu güncelleyeceğiz. Artık bu da mecbur iğne bıraktığı için güncelleme olarak da 12.13 bizim için direnç olarak karşımıza çıktı. Başka da çok da ciddi destek ve direnç yapmaya gerek yok. 12.13 direnç 7.88, 7.34, 6.95, 6.54'e destek olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve bunun dışında arkadaşlar bir şey daha. Bakın hedeflediğimiz bölgeyi tekrar edelim. 20.25 ama ciddi bir hacimle, ki hacim yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Onun da altyapısı diyelim. Ve gelelim hemen bunun dışında Ichimoku Bollinger hacim nokta değerlendirmeye. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için şu aşamada olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu bir Ichimoku bulutumuz var diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki Bollinger Band, yani Ichimoku bulutunun üst tarafına baktığımız zaman yatay, biraz yükselmek istemiyor. Önümüzdeki günlerde belki yükselme ihtimalini azaltabilir. Ama arkadaşlar hissenin gidişatı hoşuma gitti. Onu söyleyelim. Ichimoku bulutu olumlu. Bollinger Band'ına baktığımız zaman Bollinger Band'ın orta noktası kaçmış, hemen şöyle kontrol edelim. 9.29 arkadaşlar. Bakın 9.29 neresi arkadaşlar? Şurada ince siyahlı bir kırmızı çizgi. Fiyatımız kaç? Kapanış yaklaşık 15 dakika kala 9.41. Altında mı kapatmış? Hayır, üstüne kapatmış. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Ichimoku bulutu olumlu. Bollinger bandı olumlu. Ve hacme bakalım. Bakın dip noktasındaki hacim arkadaşlar. Şu 10 günlük ortalama hacimden bahsediyorum. Dip noktasındaki hacim arkadaşlar 2 milyon 90 bin not. Tepeye çıktığımız zaman hacim 3 milyon 180 bin. Fiyat yukarı çıkarken hacmin de beraber çıkması bizim için oldukça olumlu. Yükseliş trendini destekler vaziyette karşımıza duruyor diyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Ichimoku, Bollinger ve hacim üçü beraber olumlu diyelim arkadaşlar. Gayet de güzel derimot konfeksiyonda. Ve gelelim Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na arkadaşlar. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımız zaman en son 7 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 7 Mart'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na 7 Mart arkadaşlar bakın tam da şurası. Buradaki direncimiz kaçmış? 3.06. Bak 7 Mart'ta gelmiş. Komşu komşu evde kimse var mı? Yok. İn aşağı lan demiş. Aşağıymış. 2.75 arkadaşlar. Bakın 2.75'te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. günün sonunda arkadaşlar destek olduğu çalışmış. Aşağı sarkmış ama arkadaşlar tekrar yukarı destek olarak kullanmaya başlamış. Tabii biz kullanacak mıyız? Hayır. 2.75 oldukça iyi bir destekmiş. Onu söyleyelim. Ama aşağıda arkadaşlar desteğimiz kaç? 2.58 desteğimiz de mevcut durumda karşımıza çıktı. Bu da takip edecek durum. Eski desteğimiz. 3.06 idi arkadaşlar. Hafiften güncelleyeceğiz. Niye? Yukarıya şöyle hafiften bir iğne bıraktığı için 3.11 de bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Burada takip edeceğimiz yer neyse, bakın siyah tren çizgimiz varmış arkadaşlar. Evet, ufak tefek hatalarla beraber var mı? Aslında çok ciddi bir hata yok ama şu anda arkadaşlar üzerine tutunma çabası bizim için iyi olur diye düşünüyorum ama neticede bunu artık silelim. Burada işimiz bitti. Şimdi ise arkadaşlar buradan toparlanma yapabilir mi? Toparlanma ihtimali olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bakın baktığımız zaman hissede aslında güzel bir gidişat da var. Buradan yukarı doğru atma potansiyeline sahip diye düşünebiliriz arkadaşlar. Benim aslında hoşuma da gidiyor. Gitmiyor da değil. Genel görüntü bu şekilde diyelim arkadaşlar. Şimdi burada artık şunu da bitirelim. Şurada işimiz de bitti. Kendini artık
Yeni bir çanak modeli olması lazım diye düşünüyorum. Şurada hemen onu da bir yapalım. Hedeflediği bölgelerde beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradan baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir dip noktası. Bakın şurayı saymıyorum. Burası iptal olan seans. Şimdi arkadaşlar kontrol ettiğimde hedef olarak da karşımıza, eğer hacim buna müsaade eder ki şu anda müsaade etmiyor onu söyleyeyim. 8.55 bizim için hedef nokta olarak karşımıza çıkıyor. Hacim buna müsaade ederse orta vadede arkadaşlar buraları yakaması işten bile değil. Direncimiz 3.11, 3.46, 3.77 ve 4.32. Desteğimizde 2.58 ve 2.24 dedik. İçimoku bulutuna baktığımız zaman İçimoku bulutu bir defa kırmızı. Kırmızı olması arkadaşlar bizim için şu aşamada olumsuz, ancak bakın şuradaki daralma arkadaşlar yukarı veya aşağı yönde, bakın tekrar söylüyorum, yukarı veya aşağı yönde, yani her iki tarafa gidebilecek bir daralma arkadaşlar habercisi olarak karşımıza çıkarıyor. O zaman yukarı yönlü ve sert veya aşağı yönlü sert bir hareket beklentimiz dahil, ama teknik olarak da İçimoku bulutu olumsuz diyelim. Ve arkadaşlar hani hacim gelirse bence yukarı doğru çıkma potansiyeli biraz daha fazla gibi duruyor. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaç? 2.76. Bakın şuradaki ince siyahlı kırmızı çizgi. Fiyatımız kapanışa yaklaşık 10 dakika kala 2.82 olarak karşımıza çıktı. Yani üzerine kapattığı için arkadaşlar Bollinger bandını, bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. İçimoku bulutu olumsuz. Bollinger bandı olumlu ama İçimoku bulutu sert bir hareket olacak diye söylüyor. Ve gelelim arkadaşlar hacme. Bakın dip noktasındaki hacimiz 5 milyon 700 bin arkadaşlar. Fiyat yukarı çıkıyor. Hacim 6 milyon çıkıyor. Şuradan bakalım. Fiyat yukarı çıkarken 10 günlük ortalama hacmin yukarı çıkması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. O zaman İçimoku olumsuz. Ama arkadaşlar Bollinger hacim şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Özellikle şu sert hareket olma ihtimalini aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Ve gelelim arkadaşlar Marka Yatırım Holding AŞ'ye. Marka arkadaşlar maşallah aldı başını gitti. Şimdi markayı da en son 7 Mart'ta arkadaşlar değerlendirmişiz. Bakın bu markayı zaten şöyle diyeyim arkadaşlar, geçmişte elimde olan bir hisseydi. Yükselme potansiyelini tabi sabredemedik. O da farklı bir durum. Yükselme potansiyeli oldukça beklediğim hisselerden bir tanesi arkadaşlar, ama tabi gücümüz yetmedi. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar sabır, bakın önemli. Gücümüz yetmedi yani sabır arkadaşlar çok önemli. Yani şurada elimdeydi, ikilerde elimdeydi arkadaşlar, yaklaşık olarak da kaç? 6 kat, 7 kat, 8 kat arkadaşlar. Hatta 9 kata yakın bir potansiyel var. Şimdi arkadaşlar her şeyi tarumar etmiş geçmiş. Bunu artık şöyle bir bekleyeceğiz, bir dur diyeceğiz. Şimdi bir defa arkadaşlar burada bizim hedeflediğimiz bölge karşı 24.16, yani orta vadeli hisselerinde geçmiş videolarına bakarsanız arkadaşlar bu hissede baş köşede yer alıyordu, onu da söyleyelim. Ha, sabreden kazanır mı? Sabreden kazanır. Sabredemeyen kazanamaz. Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz zaman şimdi hissenin hedefi şu aşamada 24.16 arkadaşlar, onu söyleyelim. Ha, gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Yani şu aşamada 24.16. Hatta büyük ihtimalle brüt takasadır arkadaşlar. Yani emin değilim de bir bakalım, hemen kontrol edelim. Evet, brüt takası değil aslında. Yani gayet de güzel, bakın. Brüt takası, bir daha kontrol edelim arkadaşlar. Evet, saatlerini kontrol edelim. 8, 9, 12. Evet, brüt takası gün içerisinde 4-5 yapıyor. Yani gözaltı pazarında arkadaşlar, öyle söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hisselerin durum ne? Hisse direnci hedefimiz 24.18. Direnç olarak da başka bir şey yapamayız arkadaşlar. Destek olarak da şu aşamada 7.79, 5.15 ve 3.98'e destek olarak karşımıza çıkan bölgeler diyelim. Bunun dışında hemen baktığımız zaman başka neler var? Başka çok da fazla bir şey anlatmaya gerek yok bu hisse için arkadaşlar. Hisse zaten almış başını gitmiş ve aşırı derece değerlenmiş gibi duruyor. Hızlı bir hareketten dolayı hacimle gayet de güzel gelmiş. İçimoku bulutuna baktığımız zaman İçimoku bulutu bir defa yeşil. Yeşil olması hissenin arkadaşlar hala yükseliş trendinde olduğunu teyit anlamına geliyor. Alt sınırına baktığımız zaman alt sınırda yukarı doğru bir hamle yapma niyetinde arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza, üst sınır yukarı doğru yukarı çıkıyor arkadaşlar. Bu da bizim için hala olumluluğun devam ettiğini gösteriyor. Ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası kaç arkadaşlar? Orta noktasını kontrol ettiğimizde hemen kaçmış? 11.34. Fiyatımız kaç? 17.83 arkadaşlar. İster istemez sert bir düzeltme olacak. Bakın şuradaki gibi olma ihtimali oldukça fazla. Neden? Arkadaşlar Bollinger bandı dışına çok fazla sürtünürseniz bir gün elbette aşağı doğru hızlıca kafanıza vur indirirler. Yani neticede olumlu, evet. Yani iki parametre de olumlu duruyor ama arkadaşlar bir düzeltme de kaçırılmaz gözüküyor. Ama bu yarın olacak değil arkadaşlar. Yarın öbür gün, ondan sonraki mutlaka bir şekilde hızlı bir düzeltme olacak ve Bollinger bandının orta noktasına kadar, ki 11.34'lere kadar bugün itibariyle böyle bir durum olma ihtimali var. O zaman İçimoku Bollinger olumlu diyelim ve hacme bakalım. Bakın arkadaşlar burada aslında ufak da bir sıkıntımız var. Bakın dip noktasındaki hacim 2 milyon 500 bin. Tepeye çıkıyor hacim 2 milyon 170 bin. Fiyat yukarı çıkarken hacmin düşmesi pek olumlu değil arkadaşlar. İşte esas benim en çok güvendiğim zaten hacim fiyat ilişkisidir. O zaman arkadaşlar hacim fiyat ilişkisine göre olumsuz bir görüntü var gözüküyor. İçimoku bulutu olumlu ve Bollinger bandı olmasına rağmen fiyat hacim grafiğimiz şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı.
Ve gelelim arkadaşlar Bossa, bu videomuzun son hissesi. Bossa'yı da arkadaşlar en son kontrol ettiğimde 7 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 7 Mart'tan beri neler olmuş arkadaşlar? Şöyle hızlı bakmaya çalışalım arkadaşlar. Peki şöyle baktığımız zaman 7 Mart'ta ne gözüküyor? 7 Mart'ta arkadaşlar. 7 Mart tam da şurası bakın. Buradayken arkadaşlar direncimiz kaçmış? 14-14. Gelmiş direncimize. Dokunmuş mu? Hızlı bir şekilde geçmiş arkadaşlar. Ciddi bir hacimle geçtiği için artık yapacak bir şey yok. Son arkadaşlar ikinciyi de geçmiş. Üçüncüyü de takılmış. 15-47 takılmış arkadaşlar. Gayet güzel bakın. 7 Mart neresi? 7 Mart tam burada arkadaşlar. Ondan sonra hızlı bir şekilde geçmiş. Şimdi şu direncimizi bir silelim. Bu bir. Burada işimiz bitti. Şunu da silelim arkadaşlar. Diğer direncimiz gayet yerinde arkadaşlar. Peki bunun için arkadaşlar trend çizgimiz var. Trend çizgimizde yeknesa yerli yeksan olmuş arkadaşlar. Bunu silelim buradan. Bu da gitti. Bunun dışında arkadaşlar şunu da hemen yeni bir tane düşeni kıran çizgisi yapmaya çalışalım. Evet şöyle tepe noktasından gelen bir çizgimiz. Baktığımız zaman doğru mudur? Bir kontrol ediyoruz. Şöyle biraz aşağı almamız lazım. Evet şöyle arkadaşlar. Tam da böyle bakın. Düşeni kıran çizgisi olarak karşımıza çıktı. Direnç olarak da arkadaşlar destek olarak da bakın 12.43 çalışmış mı? 12.43 aslında şu bölgeye bakarsak yakın bir şekilde çalışmış ama netice olarak çok ciddi bir çalışmada göremedik burada. Bu desteğimizi, şu üstteki desteğimizi sildik. Hatta yukarıya direnç olarak koyacağız arkadaşlar. Bakın yükselemediği bölge direnç olduğu için şunu direnç olarak kabul edelim. 11.75 desteğimiz gayet de başarılı arkadaşlar. Evet. Desteklerde tutunma sağlanmış. Yani burada 3. destekle burada 2. destekle çalışmış. Şimdi oldukça hareketli iğneli biri ise bu tür iğneli hisseler arkadaşlar oldukça sert hareket yapıyor. Büyük ihtimalle işlem hacminin az olmasından da olma ihtimali var. Veya ciddi beklentiler dahilinde olmasından kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Neyse bunları söyledikten sonra hemen dirençlerimiz 13.26, 15.47, 16.64, destek olarak da 11.75 ve 10.34 kapanış yaklaşık 15 dakika kala bu şekilde karşımda çıktı. Hatta şunu biraz yukarı açacağız. 10.40 arkadaşlar desteğimiz. Şimdi mavi tren çizgimizin de işi bitti. Siyah tren çizgisini arkadaşlar ciddi bir şekilde hacimle geçemediği sürece bizim için bundan beklentimiz çok da fazla olmayabilir. Onu da söylemekte fayda var diye söyleyelim. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Peki bunun için arkadaşlar bakalım hemen Ichimoku Bollinger hacim hakkında değerlendirmeye. Şimdi Ichimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar yeşil olması yükseliş trendi olduğunu gösteriyor. Şu daralma arkadaşlar bakın daralmada sert bir hareketin habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Burası da takip edilecek bir bölge diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani Ichimoku bulutu evet aşağı yönlü veya yukarı yönlü sert bir hareket beklenti dahilinde. Ama olumlu mu arkadaşlar? Evet şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış hemen kontrol edelim. 12.59 arkadaşlar. Peki bizim fiyatımız kaç? Bizim fiyatımıza baktığımız zaman 12.06. Yani Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendini arkadaşlar desteklemiyorlar karşımıza çıkıyor. O zaman ne diyoruz? Ichimoku bulutu arkadaşlar olumsuz. Bollinger bandı şu aşamada Ichimoku bulutu olumlu. Bollinger bandı şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar hacme. Hacime baktığımız zaman bir daha söyleyeyim arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Ichimoku bulutu olumlu, Bollinger bandı olumsuz diyelim arkadaşlar ve hacme bakalım. Bakın arkadaşlar burada tepe noktasındaki hacimiz ben şöyle 10 günlük ortalama hacimden söylüyorum. Arkadaşlar 10 günlük ortalama hacim 872 bin not. Fiyat düşüyor. Hacim arkadaşlar 942 bine düşüyor mu? Bakın bir daha kontrol edelim. Hatta şöyle bakalım arkadaşlar. Burada çok net değil de şuradan bakalım. En garantisi burası. Burada hacim 1 milyon 700 bin not arkadaşlar. Fiyat düşüyor. Hacim kaça? 943 bine. Fiyat düşerken hacmin düşmesi arkadaşlar bizim için olumlu. En azından düşün daha da fazla devam etmeme ihtimalini karşımıza çıkarıyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman Ichimoku olumlu. Bollinger bandı olumsuz. Fiyat hacim grafiğimizde şu aşamada olumsuz olarak olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.